Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok şükür sizler de iyiyiz. Evet, bugün muhabbet kuşu eşlemesinde Leipzig takımlarımızı eşledik. Yani burada bir tane Leipzig erkeğimiz boştaydı. Onun yanına şu salmadaki 4 aylık civarında bir dişimiz vardı. Cire rengi, burun rengi bayağı bir kahverengi olmuştu. Normalde muhabbet kuşlarını hani 6 aylık, 7 aylıkken yani minimum 7 aylıkken eşe atıyorlar. Hani bazı durumlarda erken de eşe gelebiliyor muhabbet kuşları. Yani bu görmüş olduğunuz muhabbet kuşlarımız da dişisi dediğimiz gibi 4 aylık civarlarında. Şöyle ceri rengi görükürse yani burnunun kahverengi oldu. Sizlere göstereceğiz. Evet, hayvan şöyle bize doğru baktı. Az önce bayağı bir şekilde erkek kuru yapıyordu. Bayağı bir anlaşmaya çalışıyordu. Yani erkeğimiz bayağı bir kızgın, 7 aylık civarlarında. Bakın ikisi de bizim kendi yavrularımızdan, üretimhanemizin yavru kuşlarından. Evet, şu Cremio Leipzig olan dişi, şu diğer sarı Leipzig olan ise erkek arkadaşlar. Yani biz bunları ilana falan atmadık bu şekilde. İsterseniz, dilerseniz ücretli olarak sizlere sahiplendirme yapıyoruz. Yani otobüs ücreti dahilinde otobüsün gittiği yerlere ücretli olarak sahiplendirme yapıyoruz. Bu videomuz muhabbet kuşlarımızı eşe attık. Yani eşe attığımız hangi takımlar? Leipzig takımlarımız var. Bunları eşe attık. Bununla ilgili sizlere yani sohbet tarzında bu çerçevede bilgiler vereceğiz. Muhabbet kuşu hangi aylıkken eşe atılır mesela? Dediğim gibi en az 7 aylık olduğunda eşe atmanız daha iyi olur. Yani tavsiye olarak da bu şekilde. Biz muhabbet kuşlarımıza düzenli baktığımız için mesela düzenli mama takviyesi, vitamin takviyesi, probiyotik takviyesi yani A'dan Z'ye çoğu şeyleri düzenli olarak takviye geçtiğimiz için bu hayvanlar bazen erken olarak eşe gelebiliyor, erken olarak kızışabiliyor. Yani bunun salmada olmasının etkisi de var. Yani muhabbet kuşlarının kızışmasında salma kafeste olmasının da etkisi var. Mesela bu dişi kuş ile yani bu sarı kuş yani şunu yakından çekelim ceri rengini falan göstereceğim. Şöyle 2 numarada yakınlaştıralım bir. Evet ceri rengi kahverengi olmamış yani bu onun kadar kızgın değil daha. Yani ikisi kardeşler ama bu kuş dediğim gibi kızgın değil. Yani muhabbet kuşunun ne bileyim hani muhabbet kuşları kardeş olabilirler. Yani hepsi de 4 aylık 7 aylık da olabilirler. Yani bazı hayvanlar erken eşe geliyor, erken kızışıyor. Bazı hayvanlar ise mesela bekliyor hani 5 aylık, 6 aylık olduğunda kızışabiliyor. Yani bu hayvanlar ilk tüyünü attılar. Hayvanlar ikinci tüyüne adım adım ilerliyorlar. Yani ben bunu bilmiyorum, anlaşır mı, çiftleşir mi bilmiyorum. Bu şekilde eşe attım ama yani bunu almak isterseniz, yani bu muhabbet kuşu takımını, bu Leipzig takımları almak isterseniz yani bu dişi kuşu en az bir 4 ay yani en az bir 4 ay beklediğiniz zaman çok mükemmel takım olacak. Yani ikisi birden çok güzel takımlar olacak. Yani vaktiniz varsa, sabrınız da varsa bu takımları alıyorsanız 4 ay daha beklemenizi tavsiye ediyorum. Ben büyük ihtimalle videodan sonra yani bu muhabbet kuşunu eşinden ayırırım. Dişiyi tekrardan salma kafese atarım. Yani 4 aylık bana göre erken bir ay. Yani dişi muhabbet kuşu için erken bir ay. Dediğim gibi 6-7 aylık olunca eşe atılma taraflarıyım ben. Bunu bu şekilde attım. Yani hem bir görsellik açısından yani muhabbet kuşunu ücretli olarak sahiplenmek isterseniz bu açıdan size görsel bir sunum hazırlamak istedim. Evet umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bize destekte bulunabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Japones Leipzig takımlarımız bu şekilde. Bunların fiyat konusundan bahsedeyim. Geçen sene almış olduğumuz takımlar mesela yalan yok arkadaşlar. Ben muhabbet kuşu hani alım satım yapmıyorum. Yani aldığım muhabbet kuşlarının üretimini yapıyorum. Üretim fazlası olan muhabbet kuşlarını ise ücretli olarak sahiplendirme yapıyorum arkadaşlar. Yani Leipzig Japones muhabbet kuşu dediğimiz zaman yani karşıda görmüş olduğunuz kuşlar Leipzig Japones muhabbet kuşları. Bunların gözleri kırmızı olur. Gözleri kırmızı olur. Kanatlarına bakın. Kanatlarında pullar var. Kahverengi pullar var. Bir de şu boyun halkası var. Orada pullar var.
Yani Leipzig dediğiniz zaman bu kriterleri, bu özellikleri taşıması lazım. Yani bu desenlerin bazıları silik oluyor. Silik olanlar da var. Yani dediğim gibi elinizdeki bütçenize göre piyasada muhabbet kuşu bulma imkanınız var. Yani bu muhabbet kuşu fiyatları üreticiden, bölgeden, şehirden şehire değişiklik gösterir. Yani belli bir fiyat çerçevesi yok arkadaşlar. Yani bu son zamanlarda yani muhabbet kuşu yemleri olsun, vitaminler olsun, ürünleri olsun. A'dan Z'ye her şeye zam geldiği gibi muhabbet kuşu ürünlerine de zam geliyor. Bazı arkadaşlar, üretici dostlar yani bu masraflara yetişemiyor. Yetişemediği için de muhabbet kuşlarını yani ucuz pahalı demeden satan arkadaşlar var. Yani çoğunluk olarak ucuz satıyor arkadaşlar. Yani ucuz sattığı için de şu an piyasa durgun. Yani piyasa durgun. Durgunluğundan ziyade bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Yani insanlar da alım gücü azaldı. Yani insanlar ne bileyim hobi olarak değil de ilk öncelik olarak kendi ihtiyaçları yani yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak derdinde. Yani hiç kimse kalkıp da hani cebindeki son parayı da muhabbet kuşuna vermek istemez. Çünkü geçim bayağı bir zorlaştı arkadaşlar. Yani bunun farkındayız. Hepimiz de farkındayız. Az çok evde sindirenler, yani markete gidenler, pazara gidenler, alışveriş yapanlar, yani bir petrol istasyonuna gidenler, yani ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaklar. Her neyse bu zamları falan çok uzatmadan Leipzig konusuna girelim. Yani bugün muhabbet kuşlarımızı eşe attık. Yani bunu sizlere görsel bir sunum olması için eşe attım. Yani hayvan dediğimiz gibi 4 aylık civarlarında, 4 aylık civarlarında şu an eşe hazır. Yani eşe hazır. Burun cele rengi de kahverengi olmuş ama ben bunu eşe atmayacağım. Videodan sonra yanından alacağız. Tekrardan salma kafesi atacağız. Evet, burada bir Leipzig takımlarımız daha var. Bunların çiftleştiğini görmüştük zaten. Videosunu da çektik. Videosu var. Yani bunu ilana falan da atmıştık. Geçen haftalarda bunu ilana attık. Yani kimse yüzüne bakmadı. Gayet de uygun fiyattan hani söyledim. Hani diyeceksiniz ya abi sen gerçekten çok uçmuşsun. Hani 5 liralık bir ürünü 15 liraya 20 liraya hani örnek olarak fiyat örnek olarak veriyorum. Hani sonra bana mesaj atıp da demeyin ki abi Leipzig Japon eşleri 5 liraya mı veriyorsun? 10 liraya mı veriyorsun? 15 liraya veriyor musun diye sormayın. Yani arkadaşlar bu Japon et Leipzig fiyatlarını biliyorsanız zaten az çok piyasanın altında olduğunu bilmeniz lazım. Yani bu Leipzig Japon et piyasası kişiden kişiye değişiyor. Üreticiden üreticiye değişiyor. Yani başlangıç fiyatları 400-500 TL. Yani kuşun cinsine, vasfına, duruşuna, yani şu pullarına, tepesine, kanat yapısına göre fiyatlar değişiyor arkadaşlar. Dişimiz tepeli mantolu. Yani dişimizin tepeli mantolu olduğunu söylüyorum. Hani görüyorsunuz zaten, videoda da görüyorsunuz. Tepesi var, mantosu var. Yani bunların altından çoğunluk olarak çift kanat gelir. Mesela biz şu iki tane pırpırları olanlara çift kanat diyoruz. Başında da bir şapkası varsa, tepesi varsa onlara tepe diyoruz zaten. Yani şu çift kanat tepeli erkeğimiz. Dişimiz ise tepeli mantolu. Dediğim gibi bunların yavruları çoğunluk olarak çift kanat tepeli gelecektir. Yine alırsanız yani şu an için güncel fiyatı sizlere söylemiyorum. Güncel fiyattan Instagram'dan yazarsanız bunlar da yine ücretli olarak sahiplendiririm. Yani otobüsün gittiği yere ücretli olarak sizlere bu Leipzig takımlarımızı gönderim sağlarız. Hayvanlar çiftleşti. Yani bir hafta 10 güne kadar bu hayvanlar yumurta indireceğini düşünüyorum. Yani yumurta indireceğini tahmin ediyorum. Alırsanız elinizi çabuk tutun. Size de böyle bir imkan, böyle bir fırsat sunuyorum. Evet, muhabbet kuşlarımız gördüğünüz gibi ortada. Yani şu an canlı canlı kamerada görüyorsunuz zaten. Evet, Leipzig olarak bugün Leipzig'lerden bahsedeceğiz. Japones Leipzig muhabbet kuşlarından bahsedeceğiz. Mesela bu erkeğimiz de 7 aylık civarlarında. Bu erkek de eşe hazır. Yanına Jumbo tepeli dişi attık. Yani bu Jumbo tepeli dişi attık ama dişi muhabbet kuşumuz çok yuvaya girip çıkmıyor. Yani biz bunu elimizde muhabbet kuşu olmadığı için, yani dişi tarzda Leipzig, Japones muhabbet kuşu olmadığı için bu Jumbo tepeliyi attık yanına. Normalde ırkını bozmak istemem. Yani kanını, ırkını bozmak istemem. Zaten şu an anlaştığını da çok söyleyemem zaten. Ama bu şekilde eşlemiş olduk. Belki bir şanstır diye, bir kısmettir diye. Altından tepeli de gelse bizim için o yavru kar niyeti gözüyle baktık. Yani kar niyeti gözüyle baktık.
Evet, leşlik erkeğimiz bu arkadaşlar. Leşlikler, Japonez leşlikler kırmızı göz olur. Yani erkeklerin burun rengi mor olur arkadaşlar. Bu pancar morumsu gibi mor olur. Şunun burnunu gösterirsek gagasını. Mesela burada Japonez leşliklerimizin yavrusu var arkadaşlar. Mesela biz bunun tanesini 1000 TL aldık. Geçen sene 2021 yazında Japonez leşliklerin tanesi 1000 TL idi. Yani bunlardan yavru aldık. Şu an bunların yine yavrusu var. Lütfen maşallah demeyi esirgemeyelim. Maşallahınızı alırım arkadaşlar. Evet, yorumlar kısmına da yazarsanız hem bize destek açısından iyi olur. Hem de videomuz ön plana çıkar. Yani muhabbet kuşlarımıza da nazar değmemiş olur. Burada iki tane kırmızı göz yavrumuz var. İki tane yumurta var. Yumurtanın bir tanesi boş gibi duruyor. Diğer yumurtada da emin değilim. Hani dolu gözüküyor da belki hayvanın birkaç günü vardır. Onu bekleyeceğiz. Yani bu sefer acele etmeyeceğim. Yani büyük ihtimal dolu ise, hayvan da ölmemiş ise bu yumurtamız çıkar zaten. Evet, dişimizi şöyle göstereyim. Dişimiz tepeli mantolu ama yani bunların hepsi çift kanat geliyor. Bakın az önce bahsettiğim konu bu. Yani erkeğimiz tepeli Japonez çift kanat. Dişimiz tepeli mantolu. Yavruların çoğu arkadaşlar çift kanat geliyor. Yani bakın bunların bu az önce göstermiş olduğum erkekler vardı. Onların çoğu zaten bunların yavrusu. Yani buradaki takımlar da onların yavrusu. Mesela bu da onların yavrusu. Bu gösterdiğim erkekler ilk batım, ilk kuruşka erkekleri. Yani bunlar 7 aylık diye tahmin ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz erkekler. Bu erkek mesela kremio erkek. Japonez kremio erkek diye geçiyor. Şu sarılar ise yani Japonez leşlik diye geçiyor. Sarı Japonez leşlik diye geçiyor. Yani beyaz olanları var, gri olanları var, beyaz olanları var, sarısı var, kremiosu var. Mesela şu belirdeki kremio kırmızı göz. Yani bu şekilde arkadaşlar aklıma gelenler, leşlik, Japonez muhabbet kuşları ile ilgili aklıma gelen konular bunlar. Yani söyleyeceğim konular bunlar arkadaşlar. Evet, Japonezlerden bahsettik. Bakın hayvan yuvasını gözlüyor. Yani yuva hazırlığında. Önceki videomuzda bahsettik. Yani muhabbet kuşu odamızda havalandırma borusu çekmiştik. Havalandırma borusunu çekmiştik ama içeriye temiz hava girişini ters yerinde açtığımı düşünüyorum. Yani içeriye temiz hava girişi buradan oluyordu. Kirli havamız ise buradan oluyordu. Yani benim aklıma gelen direkt içeride bir elektrik akımının olduğuydu. Yani şu an boruyu çektik. Buradaki makinamızı da kapattık. Yani sadece camdaki görmüş olduğunuz cihazla, yani fanımızdan içerideki kokuyu, pis kokuyu, yani kirli havayı dışarıya atıyor. Hava her yerden girer, temiz hava her yerden girer mesela. Temiz hava oradan giriyor, kapı aralıkları var mesela, kapı aralıklarından giriyor. Yani temiz hava o şekilde giriyor arkadaşlar. Şu an cihazları çalıştırmıyoruz. Temiz hava için cihaz çalıştırmıyoruz. Sadece içerinin kirli havasını dışarı atabiliyoruz. Arkadaşlar videomuzun sonlarına doğru A101'den almış olduğum çömlekler var. Bu çömlekleri, kaseleri niye aldık? Birazdan sizlere de onları bahsedeceğim ama bilen arkadaşlar tahmin etmiştir. Yani bu kaseleri, bu çömlekleri niye aldığımızı tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Bilen arkadaşlar için. Evet, bu kaseleri A101'den aldık. 6 tanesi 35 TL. Biz bunları mama kabı için aldık. Yani muhabbet kuşlarımıza bu çömleklerden mama servisi yapmak için aldık. Plastik kap var mesela. Benim kullanmış olduğum plastik kaplar vardı. Hemen bir tanesini göstereyim. Plastik kaplar bu şekilde kırılabiliyor. Yani çok sağlıklı olmuyor. Uzun ömürlü olmuyor. Yani sağlık açısından da plastiğin zararlı olduğunu düşünüyoruz zaten. Yani hani uzun ömürlü olmadığı için A101'e çömlek gelmişti. Yani 6 tanesi 35 TL'de. Almak isterseniz yine A101'e sorun. Yani şu an kampanya olduğu için yani ben buldum. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman bulabilir misiniz, bulamaz mısınız bilmiyorum ama yani fırsat kaybetmeden A101'lere gidin. Yani evde muhabbet kanalı Sefa hocamız var. Hani Sefa hocamızı satıyor ama yani biz kargo parası ile, yani hem kargo parası ile hem de kargoda kırılma derdi ile uğraşmamak için
Yani burada kontrol ederek A101'den aldık. Sefacı hamurda zaten 5 liraya falan sattı herhalde. Şu an tam güncel fiyatlar aklımda değil. Biz bunu A101'den aldık. Yani A101'den almak isterseniz bu şekilde alırsınız. Bunu niye aldım? Hem uzun ömürlü, yani kırılmadığı müddetçe uzun ömürlü diye aldım. Hem de şu takımlarımız, bu lastik takımlarımız, yani bu plastik kaplara döküyorlar. Yani mamanın çoğunu israf ediyorlardı. Yani bunları devirdiği için bir nevi bundan dolayı da almış oldum. Yani bakalım şu an 12 tane aldık. Bakalım duruma göre belki bir 6 tane daha alma imkanım olabilirse bir 6 tane daha alırım. Evet, Japon estetik muhabbet kuşları ile söyleyeceklerim bunlar. Güveç kaplarımızı da gösterdik. Eymen Paşa'mız da içeriye geldi. Yani ben videoyu kısa tutayım, videoyu burada sonlandırayım. Çünkü Eymen Paşa bunların hepsini mahveder, kırar, parçalar. Evet arkadaşlar, Lasik Japones muhabbet kuşları ile aktaracağım konular bunlar. Bir konuya açıklık getirmek istiyorum, bir konunun altını çizmek istiyorum. Arkadaşlar, Japones Lasik muhabbet kuşlarının fiyatları 400-500 TL'den başlıyor. Şehirden şehire, kişiden kişiye, üreticiden üreticiye değişiyor. Yani bölgeden bölgede değiştiğini bilin. Yani 400-500 arasından başlıyor. Mesela damızlık veyahut da yaşına basmış. Damızlık kuşlar, yaşına basmış kuşların fiyatları biraz daha farklı olur. Yani bunları da sizlere hatırlatmak istiyorum. Bunların da bilgisini vermek istiyorum. Yani damızlık muhabbet kuşu çifti olduğu zaman yani 1000 liraya 1500 TL'ye kadar da muhabbet kuşunun durumuna göre bulabilirsiniz. Evet, Lasik Japones takım muhabbet kuşu ihtiyacınız varsa özelden bize ulaşabilirsiniz. Fiyat konusunu anlaşırsak otobüs ücreti dahiline sizlere gönderimini yaparız. Arkadaşlar, benim söyleyeceğim konular bunlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bize destekte bulunabilirsiniz. Daha başka bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum.